Hanımım, Miran'a dur demeyecek misin? Demeyeceğim. Miran her kafasına estiğinde gidecek kadar özgür sansın kendini. Onun görünmez prangasının anahtarı benim. Yani böyle gidince... Ben onu ikna etmedim Esma. İnandırdım. Arada bir kafası karışacak elbet. Ama insan inandığından kolay kolay gidemez. Gitse de dönmesi bir olur. Miran da öyle bir dönecek ki... bütün ailesini yakıp kül edinceye kadar bir daha gitmeyi aklının ucundan bile geçirmeyecek. Gönüllü odama gönder. Konuşacaklarım var. İmzaladın mı kağıtları? Hayırdır torunum? Ananın içine kurt mu düşürdü? Ben sana tamam derken Miran'ın alıp o kızı bu konağa getireceği anlaşmamız da yoktu babaanne. Miran o kızdan uzak durdukça içindeki yangın büyüyor. Buna sebeplerden biri de sizin evliliğiniz. Bu yangını söndürmek için o kağıtları imzalaman lazım. Ben diyeceğimi dedim Gönül. Ayrıca o kağıtları sadece Miran'ı geri almak için imzalamadığını ikimiz de biliyoruz. Şimdi git o kağıtları imzala bana getir. Soran olursa yokum diyeyim. Tamamdır ağam. Bavulla ilgilen. Kimseyi bağlama. Böyle bir konuda sen benden nasıl şüphe edersin aga? Ya ben ne yapacağımı, kime neye güveneceğimi şaşırdım aga. Ve herkesin de arkamdan iş çevirmesinden bıktım. İnsan aynı çatı altında yaşadıklarına güvenemeyecekse kime güvenecek? Miran. Bak ben sana karşı değilim kardeşim. Aksine ne yapıyorsam senin için yapıyorum. Kızsan da kırılsan da eyvallah tamam ama böyle olmaz. Böyle hiçbir şeyi çözemezsin. Öfkeyle hareket ederek hiçbir yere varamazsın. Hadi boşanmanı anlarım. Evden ayrılmak nedir Miran? Tüm bunları Reyhan sana hayır dediği için mi yapıyorsun? Anlamıyorsun aga. Anlamıyorsunuz. Reyhan'ın bana evet diyebilmesi için benim onun güvenini kazanmam lazım. Ama ben ne zaman onun güvenini kazanmak için bir adım atsam... babaannem öyle bir şey yapıyor ki her şey darmadağın oluyor. Bana evden ayrılmaktan başka çare bırakmadı ki. Miran bak sen de ben de ikimiz de çok iyi biliyoruz ki evden ayrılman bir çözüm değil. Çünkü biliyorsun büyük ana bu intikamı almadan durmayacak. Ne yapıp edip babaannemi durdurmanın bir yolunu bulacağım. Ama şu an benim için en önemli olan şey... Reyhan'a kendimi inandırmak ve onun güvenini yeniden kazanmak. Ben intikamdan da, Reyhan'dan da vazgeçmeyeceğim. Nasıl olacak kardeşim? Sen intikamdan vazgeçmezsen kız seninle evlenmeyecek. Vazgeçersen Azize Hanım durmayacak. Ben de durmayacağım. Bundan böyle babasının günahını Reyhan çekmeyecek. Onun gözünde babası bir melek. Kimseye kıyamayan bir adam.
Reyyan babasının gerçek yüzünü görecek. İşte o zaman yanında ben olacağım. Onun üzülmesine, düşmesine izin vermeyeceğim. Nereye gittiğimi biliyorsun. Niye bile bile hala soruyorsun? Notere gidiyorum. Boşanma için vekalet vereceğim. Yapmayacaksın. Kendi ölüm fermanını imzalamaya yollamayacağım seni. Yollama, yollama. Sen de kızınla git. Abi sus. Abi sus. Yeter. Yeter. Yeter artık. Yeter! Yeter! Bıktım bu kadının yalanlarına. Bıktım bu kadının yalanlarına. Yeter! Bıktım! Bıktım senden! Dur! Anne dur! Anne dur! Kızın senden çok daha iyi durumda Sultan. Senin durumun çok vahim. Bak kızın gerçekten mutlu olmak için sabretmeye hazır. Sen de biraz sabretsen mutlu olacaksın. Bırak. Bırak. Anne. Bıktım yalanlarından, bıktım. Sakin ol anne. Annem. Sakin ol annem. Annem sakin ol. Anne. Anne sakin ol. Allah aşkına anne. Bırak. Bırak. Anne, Allah aşkına sakin ol annem. Allah aşkına anne. Boşanmada dönüşü yok. Bu kadının hasta beyninde kurduğu oyunlar yine seni beni yakacak. İnan ona. İnanma ona. Gönül inanma ona. Hasta beyin demişken en son böyle çıldırdığında neler olduğunu hatırla. Madem bu kadar yoruldun, seni Kars'taki hastaneye yeniden yatıralım. He? Orada dinlenmeyi özlemişsindir. Ha şöyle. Ha şöyle. Bak, bak kızın önünde Polat. Kalk, kalk kendine gel. Al kızım annene yardım et. Al anne. Hadi yavrum. Hadi. Hadi toparla kendini, hadi. Hadi. Elini güzel, yüzünü yıka. Üstünü başını değiştir, kızına eşlik et. Hadi. Hadi, aferin sana. Hadi. Hadi bir toparla kendini, hadi.